Merhaba arkadaşlar. Bugün ben uzayı anlatacağım. Ama daha da önemli anlatacağım. En çok önemli şekilde anlatacağım. Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Aha. Nerede yaşıyoruz? İnsan, bitki, hayvan, deniz ve gökyüzü olan bu yer. Ah, ne oluyor ya? Bir şehirde. Bir ülkede. İşte bu mavi gezegende yaşıyoruz. Dünya. Sadece dünyada yaşıyoruz. Orada oksijen vardır çünkü. Bazı gezegenlerde yaşam hiç yoktur. Var mıdır? Tabii ki de yoktur. Mavi yerler deniz ve okyanuslar. Yeşil yerler ise ayak bastığımız toprak parçalarıdır. Gece ve gündüz. Dünya hem kendi etrafında döner hem de güneş. Güneş bize en yakın yıldızdır. Güneşin çarptığı taraf var. Gündüz çarpmadığı taraf var da gece olur. Günaydın. Ay ve evreleri. Bu ay, ay dünyamızın uydusudur. Bir gezegenin yanında dönen gök cismine uydu denir arkadaşlar. Güneş ışığı ayın tam arkasında, yine güneş ışığı ayın tam önünde durur. Ayın biraz kısmını görünce de Hira'yı ay oluyor. Tamam mı? Bunları unutmayın. Dünya ve güneş arasında sizce nasıl görünüyor? Yeni ay. Peki burada? İlk dördün. Ve durun ay. Hey dursana. Hiray. Ayın dünya etrafında dönüşü 28 gün sürer. Güneş sistemi. Güneş sistemindeki 8 tane gezegen vardır arkadaşlar. Birincisi Merkür, ikincisi Venüs, üçüncüsü demiştim Dünya. Dünyadan sonraki Mars, Mars'tan sonraki Jüpiter. O en büyük ya da en hızlı gezegen. Ondan sonraki Satürn. Onun kocaman arkası vardır. Sonra Uranüs, Uranüs'ün küçük bir arkası var. Sonra Neptün. Neptün'ün hiç arkası yoktur. Küçücük, Güneş'ten en uzak gezegendir. Gezegen! Değil! Artık Plüton bir gezegen midir? Onu daha bilmiyorsunuz. Artık o bir gezegen değil. Çünkü çok çok eskiden gezegendi. Artık onun adı Cüce Gezegen. Ne kadar komik olur değil mi? Şimdi... İşte güneş sistemi. Güneş. Merkür. Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Neden güneş sistemi diyorlar? Çünkü ben bir atlı karınca gibi yalnız kendi etrafımda dönerim. Gezegenler benim etrafımda döner.
Sen bir gezegen misin? Hayır, yıldızım. Etrafıma ışık ve ısı saçarım. Yüzeyim kaynayan su gibi fokurdar. Sıcaklığım 5500 derece. Yuf artık. Dış katmanımın adı korona. Korona mı? Orada o zaman. En küçük gezegen Merkür. Hem de güneşe en yakın. Peki neden en sıcağı dersin? Çünkü atmosferim ısıyı tutamaz. Hatta gündüz sıcağımdan erirsin. Gece ise soğuktan donarsın. Peki Venüs, sen neden en sıcak gezegensin? Güneşe Merkür'den daha uzak olsam da, benim battaniye gibi saran gazlarım var. Isıyı hapsederim. Merkür gibi ben de kayalardan oluşurum. Ve dünyada çoban yıldızı diye bilinirim. Ama sen gezegensin. Evet, gezegenim. Ama insanlar, en parlak gezegen olduğum için, yıldız demiş olabilirler. Hatta, adıma şarkılar bile yazdılar. Belki en küçüğüm. Ama güneşin etrafında, en hızlı ben dönerim. Tam, 88 günde. Jüpiter en hızlı değil miydi? Evet, ama, Jüpiter, kendi etrafında en hızlı dönendir. Harika bir girer bunlar. Merhaba mavi ve kızıl gezegen. Mars'ta yaşam var mı? Bilinmiyor. Belki çok yakın tarihte siz insanlar yaşarsınız. Peki geldiğimizde denize girebilecek miyiz? Ha ha ha. Ne yazık ki. Burada su, buz şeklinde. Yaşam olduğu bilinen tek gezegen benim. Yerçekimim ve oksijenim canlıların yaşaması için çok uygun. Hatta büyük bölümüm sularla kaplı. Benim de, dünya gibi, volkan ve kayalarım var. Hatta güneş sistemindeki en yüksek dağ buradadır. Peki, dünyadaki gibi rahat yaşayabilir miyiz? Hayır, bir oksijen tüpü ve uzay kıyafeti olmadan yaşayamazsınız. Mars'a seyahatte bir yer diyorlar. Oho! 1300 tane dünya kadar. Büyük müsün Jüpiter? Evet. Güneş sisteminin en büyüğüyüm. Kendi etrafında en hızlı dönen de benim. İkinci en büyük gezegen ise benim. İkiniz de gazlardan mı oluşuyorsunuz? Evet, gazlardan. Yani üzerimizde koşup zıplayabileceğiniz kayalarımız yok. Bu çok enteresan bir ki. Bir başka enteresan ise Satürn'ün halkaları. Görkemli halkalarım toz, kaya ve buzdan oluşur. Büyüğü, hızlısı ve görkemlisi. Etkileyici, wow! Aa, nereden geldi? Plüton'a bakıyordum ama vuramadım. Plüton zaten bizden uzakta ama gezegen değil. Size neden buz devir diyorlar? Buzdan mı oluşuyorsunuz? Hayır, gazlardan oluşuruz ama iç katmanlarımızda yoğun buz parçacıkları vardır. Güneşe en uzak gezegenleriz. Güneşin etrafında dönmem 84 yıl sürer. Hı? Benim dönüşüm ise 165 yıl sürer. Hı? Güneş sistemindeki en güçlü rüzgarlar burada oluşur. O zaman en soğuk da sensin. Hayır, o değil. En soğuk benim. Merak ediyorum. Sen neden eğiksin Uranüs? Eksen eğikliğimden dolayı bisiklet tekerleği gibi dönerim. Anlıyorum sanırım. Artık dünyaya dönme vakti. Güneş ve güneş tutulması. Güneş bir yıldızdır. Arkadaşlar. Bu gaz ve tozlardan oluşur. Güneşin ısırları vardır. Çok güzeldir. Terlersiniz arkadaşlar, güneşte çok az durun. Şaka yapıyorum. Kaçarsınız bana. Güneşin üstüne ay gelince güneş tutulması olur. Yani güneş aya tutulur. O zaman da karanlık gibi gece olur. Meteor ve krater.
Dünyadan uzaya baktığımız zaman bir yıldız deriz. Aslında o bir yıldız değil, meteor ya da göktaşı. Göktaşı dünyamıza çarptıktan sonra ismi verilen adının çukur kraterdir. Teleskop. Uzaya teleskopla baktığımız zaman aman Allah'ım, Güneş, Dünya, Güneş, Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn bile görebilirsiniz. Ama teleskopta görebilirsiniz sadece. Bu bir uzay teleskopudur. Uzay hem dünyayı çekiyor hem de uzaydaki başka ya da uzayı çekiyor. Kedi gözü ne burası? Satürn gezegeni. Andromeda galaksisi. Uzaya ilk gidenler. Uzaya giden ilk canlının adı bir köpek. Ama adı hiç bilmiyorsun. Adı Raika. Raika uzaya ilk giden köpekti. Uzaya ilk giden insanın adı da Yuri Gagarin'dir. Uzaya giden ilk canlı köpek Raika. Uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin. Da. Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong. Yes. Aya seyahat. Apollo roketi Ay'a doğru çıktı. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Lift off of Space Shuttle Atlantis. İnsanın adı da Armstrong. Bayrağını diken ve oradan biraz toz ve kaya arar. Apollo roketi var ya, ondan 3'ten Armstrong Ay'a geldi ve 2 tanesi bastı, 1 tanesi basmadı. Armstrong için küçük, insanlık için büyük bir adam. Uzayda yaşam. Uzaya giden insanlar uzay istasyonunda yaşarlar. Onların hepsi havada uçarak yaparlar her şeyi. Çünkü orada yeterince yer çekimi yok. Oksijen de yok. Var da oksijen. Ama uzayda hiç yok. O yüzden size bir şey söyleyeyim mi? O yüzden özel astronot kıyafetleri takıyorlar. Sonra da hava tüpleri takıyorlar. Yıldızlar. Yıldızlar güneş gibidir. Onlardan bazıları daha büyüktür. Güneşten bile daha büyük yıldızlar vardı. Yıldızlar güneşten daha da parlayabilirler. Güneşin kadar da parlayabilirler bazen. Bazıları güneşten küçüktür, bazıları güneşten büyüktür. En büyük yıldız güneş. Sirius. Pollux daha da mı büyük? Yuf artık. Bir de öcüz. Güneşin 1000 katı mı? Doğada mı var? Evet, var. Galaksiler. Milyonlarca yıldızın birleşmesiyle ve galaksiler meydana gelir ve biz de nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Zaman yoruk galaksisinde. Evren. Bu bir evrendir. Evren çok büyüktür. Güneş birleşiyor. Buradaki her şey birleşiyor. Sonra koca evren olur. Evren, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs, Güneş, hepsi birleşiyor. Arkadaşlar, ay bile birleşir. Ya, Plüton'da
birleşmek istiyor ama daha birleşemiyor değil mi? Çok küçük çünkü. Güneş atmosferi bir koronadır. Sakın bu tacıdır. Sakın korona virüsü karıştırmayın. Karıştırırsanız başınız döner. Bu ne? Tabii ki de bu neydi? Unuttuk. Ama bir şey olmaz. Güneş sıcak bir gaz topudur. Tamam mı arkadaşlar? Bize vitamin verir. Kim dedi öyle bir şey sana? Bak anne, biraz önemli anladım. Önemli diyorum ya, o yüzden ben diyorum bunlarda. Güneş sıcak fokurdan yanmış et kokusu gibi.